Merhabalar, ben 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Seda Okay Günaydın. Bugün sizlere çalışma alanlarımdan biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Ortakolu'nun Marmara Denizi içerisindeki aktivitesinin ve devamlılığının araştırılması konusunda bir sunum yapmak istiyorum. İzninizle sunuma başlıyorum. Kuzey Anadolu Fay Zonu Ortakolu'nun Güney Marmara Denizi'ndeki devam ve aktivitesinin araştırılması. Anadolu ve Avrasya plakaları arasındaki hareket hemen hemen tüm ülke boyunca sağ yönlü doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay tarafından karşılanmaktadır. Batıya doğru olan bu hareket doğu-batı sıkışma ve buna bağlı olarak kuzey-güney yönelimli bir genişleme oluşturmaktadır. Marmara Denizi'nin oluşumu ise güncel ve gelişimi tamamen dünyanın en önemli faylarından biri olan sağ yönlü doğrultu atımlı Kuzey Anadolu fayının kollarının kontrolünde geliştiği yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Kuzey kolun sınırları İzmit Körfezi'nden başlayarak batıda Saros Körfezi'nin güney ucundan derin Marmara Baseni'nden geçmektedir. Bizim de çalışma konumuz olan Ortakolu, Güneydoğu Marmara kıyı şeridinde İzmit'ten Gemlik ve Bandırma Körfezi'nden geçmektedir. Güney kolu Yenişehir'in içinden geçerek Manyas ve Bursa'ya uzanır. Bu üç kol benzer geometrik profiller göstermektedir. Ancak tarihsel kayıtlar kuzey kolun son 2000 yılda daha fazla sismik aktivite yaşadığını göstermektedir. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın toplam uzunluğu 225 km'dir. Kuzey kolu özellikle 99 yılında meydana gelen yıkıcı depremden beri yoğun araştırma konusu olmasına karşın diğer kolları hakkında mevcut çalışmalar olsa da az olup tüm güney şeridi kapsayan detaylı çalışma yapılmamıştır. Marmara Denizi'nin morfolojik özelliklerine gelecek olursak, Marmara Denizi 45 km genişliğindeki güney şelf, 10 ile 20 km arasında değişen genişlikte kuzey şelfi ve bunların arasında kalan doğu-batı yönelimli maksimum 1250 metre su derinlikli Tekirdağ, Orta ve Çınarcık basenleri olmak üzere 3 basenden oluşmuştur. Bu basenler batı ve orta olarak adlandırılan ve yaklaşık 400 ile 600 metre arasında değişen su derinliğine sahip kuzey-kuzeydoğu ve güney-güneybatı yönelimli iki yükselti ile birbirinden ayrılmıştır. Çalışma alanı kuzey şerften Armutlu Yarımadası çizgisi boyunca çok keskin bir denizaltı topografyası ile ayrılmış olan 100 metreden daha sığ kıta sahanlığı bölgesinden oluşan güney şerfidir. Güney şerf ise nispeten düzdür. Çalışma alanı Erdek Körfezi, Bandırma Körfezi ve Gemlik Körfezi olmak üzere 3 alt havzayı kapsamaktadır. Özellikle buzul ve buzul arası dönemlerde transgresyon ve regresyon tamamen iklim değişimleri sonucunda meydana gelmiştir. Ve özellikle Güney Marmara Şerfi'ne dökülen nehirlerin getirdikleri malzeme Güney Şerfin daha sığ ve geniş olmasında etkili rol oynamaktadır. Çeşitli araştırmacılar Marmara Denizi'nin oluşumu üzerine farklı modeller öne sürmüşlerdir. Bu modeller ilk olarak Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun davranışı ve geometrisi karasal bölgelerde sağ yönlü doğrultu atımlı fay özellikleri gösterirken Marmara Denizi içerisinde bir takım kırık sistemleri boyunca karmaşık bir mekanizma göstererek kuzeye doğru hareket etmektedir. Bu fay modellerini 3 ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi olan Check-Air fay modeli, günümüze en yakın ve en son toplanan yüksek çözünürlüklü verilere dayanan Check-Air havza modeli en çok tercih edilen görüştür. Kısaca Kuzey Anadolu fayının inerlemesi sırasında Check-Air davranışla açırma gösterdiği görüşünü savunmaktadır. Kuzey-batı yönlü normal faylar ve doğrultu atımlı faylara sahip birkaç Check-Air havzasından oluşur. Kademeli fay modelinde ise basenlerin kuzey ve güney sınırlarını kesen iki fay kütle öne sürülmüştür. Ana kolun Ganos, Orta Marmara ve kuzey sınır faylarından oluştuğunu, kuzey sınır fayında kama şeklinde olan Çınarcık havzasının oluşumunu sağladığını vurgulamaktadır. Tek bir ana doğrultu atımlı fay olan 3. modelde ise tek ve sürekli devam eden fayın önceki tüm havzaları keserek önceki yapıların bazılarını etkisiz hale getirdiği öne sürülmektedir. Bölgede daha önce yapılmış çalışmalardan elde edilen çeşitli fay modellerini görmektesiniz. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu özellikle 99 yılında meydana gelen yıkıcı depremlerden beri yoğun araştırma konusu olmasına karşın diğer kolları hakkında mevcut çalışmalar olsa da az olup tüm güney şerfi kapsayan detaylı çalışmalar yapılmamıştır.
Literatürdeki çalışmalarda yüksek ayrımlı sığ sismik veri tüm şelfte sık aralıklı olarak toplanmamıştır. Bu çalışmamızda biz Kuzey Anadolu fayının orta kolunun fay haritasını ve aktivitesini ortaya koymak için farklı yıllarda toplanan 3 farklı frekansta ve tüm şelf boyunca sık aralıklı toplanan jeofizik veri setini sentezledik. Burada daha önceki bir çalışmamızda elde edilen fay haritasını görmektesiniz. Bu kapsamda çalışmada cevap aranan konular şunlardır. Güney şelfte sürekli tekrarlayan aktiviteler sonucu oluşan yeni faylar, Kuzey Anadolu fayı, orta kolunun yaşı ve Kuzey Anadolu fayının diğer kollarına göre güncel aktivitesi ve özellikleri, stratigrafik yaş modellemeleri, Güney İmralı gibi Güney şelfin altında yer alan basenlerin ortaya konması. Yüksek çözünürlüklü çok kanallı sismik yansıma, Sparker sığ sismik, çöp mühendislik sismiği ve çok ışınlı batimetri verileri toplanmıştır. Deniz tabanının altında 3 farklı derinliklere ulaşabilen farklı frekanslarda veri seti elde edilmiştir. TÜBİTAK Amerika NSF ikili işbirliği projesi kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında Marmara Denizi'nde veriler toplanmıştır. Haritada görülen kırmızı hatlar çok kanallı sismik yansıma ve turuncu renkli hatlar ise toplanan sismik sparker hatlarıdır. Ayrıca çok kanallı sismik yansıma hatları toplanırken aynı anda çöp mühendislik sismi hatları da toplanmıştır. Farklı deniz sismi yöntemleriyle toplanan veriler deniz tabanının altında farklı penetrasyon derinliklerine sahip olacağından veri setleri arasındaki derinlik ve çözünürlük de farklı olacaktır. Şekilde göründüğü gibi batimetri verileri deniz tabanı morfolojisi, fay kırıkları, pokmark yapıları ve kanal yapıları hakkında bilgi vermektedir. Sığ sismik, tek kanallı, yüksek çözünürlüklü veri deniz tabanının altında birkaç yüz kilometre içerisindeki tortulları görüntülerde kullanılmaktadır. Çöp mühendislik sismi verileri de bu kategori içerisinde yer almaktadır. 50 metreye kadar olan tabakalar için kullanılmıştır bu çalışmada. Orta erim dediğimiz çok kanallı sismik yansıma yüksek çözünürlüklü olup deniz tabanından itibaren birkaç kilometre hakkında bilgi sağlamaktadır. Bir de derin sismik yöntem vardır ki bu da çok kanallı sistemler olup düşük çözünürlüklü fakat yüksek penetrasyona sahip olup 10 kilometreye kadar olan tortullar hakkında düşük ayrımlılıkta bilgi sağlamaktadır. Bu proje kapsamında yaptığımız başka bir çalışmadan örnek bir kesit göstermek istiyorum. Bu şekilde alttaki çok kanallı sismik veride gözlenen faylanın deniz tabanına ulaşıp ulaşmadığı net olarak gözlenememektedir. Mavi kesikli çizgiyle gösterilen dikdörtgen alanı yüksek ayrımlılıkta üstteki çöp hattında görmektesiniz. Burada deniz tabanını kesen faylar ve pokmark yapıları net olarak gözlenebilmektedir. Ayrıca pokmarkların deniz tabanı görüntüsünde en üstteki E kesimindeki çok ışınlı batimetri verisinde çukurluklar şeklinde gözlemleyebilmekteyiz. Şurada gördüğünüz şekilde. Burada farklı frekanslarda veri seti kullanarak yorum yapmanın sağladığı özellikleri vurgulamak istedim. Bu slaytta çalışmada kullanılan sistemleri görmekteyiz. Çöp ve sparker verileri deniz tabanını kesen ve son buzul dönemi düşük seviyesini kesen fayları yorumlamak için kullanılmıştır. Çok kanallı sismik yansıma verileri deniz tabanından itibaren yaklaşık 1 kilometreye kadar olan tortulları yorumlamak ve geç kuaternerden bu yana aktif fayları ortaya koymak ve sismik stratigrafik yorumlama için kullanılmıştır. Şekilde gözlenen harita, yorumlamalardan elde edilen Güney Şelfi ait fay haritasını göstermektedir. Orta kol Marmara Denizi'ne Gemlik Körfezi'nden girmekte ve Güney Şelfi'de batıya doğru uzanmaktadır. Daha sonra batıya doğru Marmara Denizi'nin Güney Şelfi üzerinde çok sayıda holosen aktif ve geç kuvaterner kollarından oluşan bir yelpaze şeklinde dağılım göstermektedir. Gemlik Körfezi içerisinde tarihi depremlerin olduğu ana kol iki segmente ayrılmaya başlar. Kuzey segmenti olan Armutlu fayı sırasıyla şelf kırığı ve orta şelf boyunca devam eden İmralı fayı ve İmralı sırtı fayı ile birleşir. İmralı fayı, Kuzey İmralı basininin güney şelften ayıran U şeklinde belirgin bir faydır. U'nun alt kısmı daha sonra da bahsedeceğimiz
Sorlin ve diğerlerinin 2012'de yaptıkları çalışmadan elde edilen yaş modelinin temelini oluşturan düşük su seviyesi deltalarının bulunduğu yerdir. İmralı Sırtı Fayı, İmralı Adası çevresinde İmralı Fayı'ndan ayrılır. Bu bölgede Güney İmralı Baseni ile Kuzey İmralı Baseni'nin faya adını veren İmralı Sırtı olarak adlandırılan bir yükselim ile birbirinden ayrılmaktadır. İmralı Sırtı Fayı batıda Marmara Adası'na doğru devam etmektedir. Daha doğrusu için veri setimiz olmadığı için yorum yapılamamıştır. Erdek Körfezi'nde son birkaç yüz bin yıldır aktif olan çok sayıda dağınık doğu-batı uzanımlı küçük fay zonu gözlenmiştir. Güneyde bir sonraki büyük fay sistemi ise Kapıdağ Gemlik Fayı'dır. Kapıdağ Fayı İmralı Sırtı'nın güneyinde Kuzey Anadolu Fayı'nın merkez kolunun en güneydeki uzun fayıdır. Orta şeritte bu fayın 26 km uzunluğundaki merkezi bir bölümü gömülüdür ve haritalanmış fayın bu kısmı boyunca kuaterlerin sonlarında aktif olmadığını düşünmekteyiz. Kapıdağ Fayı daha sonra aktif olduğu Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde batıya doğru devam etmektedir. Batıda bazı yerlerde fay kör olarak yorumlanmıştır, yani deniz tabanına kadar aktif ve deforme olmuş ancak deniz tabanını kesmemiş olmasıdır. Şimdi bu fay haritasını oluştururken kullandığımız sismikatlardan örnekler vererek çalışmadaki fay aktivitelerini nasıl yorumladığımızdan genel olarak bahsetmek istiyorum. Güney şeritteki araştırmamıza bir bağlam sağlamak için bölgesel bir kuzey-güney yönlü çok kanallı sismik profili göstermek istiyorum. Kuzeyden güneye kesitli sırasıyla stratigrafik korelasyonlarımızla birlikte Çınarcık Havzası'nı, Kuzey İmralı ve Güney İmralı havzalarını görmektesiniz. Buzul döngüleriyle ilişkili deniz seviyesinin yükselmesi ve düşmesi, Çanakkale ve İstanbul boğazları vasıtasıyla Akdeniz, Marmara ve Karadeniz arasındaki bağlantı ve su değişiminin zamanlamasını kontrol etmişti. Bu kuaternal buzul izostatik deniz seviyesi değişimleri Güney Marmara Şelfi'nin çökmesiyle birlikte büyük transgresif uyumsuzluk yüzeyleriyle ayrılmış bir dizi yığılmış deltalı bunun oluşumuna sebep olmuştur. Daha önce Kuzey İmralı Baseni'nde son yarım milyon içinde, yıl içinde üst üste yığılmış buzul dönemi, şelf kenarı deltaları ve bölgesel uyumsuzluk yüzeylerin Liceski ve Raimond'un 2005 yılı çalışmalarındaki global oksijen izotop eğrisi ile korele edilerek tabakalar yaşlandırılmış ve buna dayanan bir sismik stratigrafik yaş modeli geliştirilmişti. O korelasyonlar ışığında elde edilen sismik stratigrafik yaşlar geliştirilerek Güney Şelf'teki son yarım milyon yıl için tüm sismik yansıma seviyelerini taşınmıştır. Bu slaytta ise İmralı fay zonunu kesen çok kanallı sismik yansıma hattını görmekteyiz. Çalışma henüz yayınlanmadığı için kesitlerin yanında hat lokasyonları kullanılmamıştır. Son buzul dönemi seviyesini, horasen tortullarını ve deniz tabanını kesen faylar aktif olarak kabul edilmiş. Ayrıca son 540 bin yıl geç kuaternerden bu yana aktif faylar da haritalanarak aktiviteleri ortaya konmuştur. Şekilde gördüğünüz yeşil yansıma yüzeyi Kuzey İmralı Baseni'nde 540 bin yıllı yaşlı seviye olarak yorumlanmıştır. Bu yaşlandırma geç kuaterner tortullarını kapsayan kırmızıdan yeşile 5 farklı sismik seviye için yapılmıştır. Geç kuaternerden beri aktif olarak yorumlanan İmralı fay zonuna ait faylar kesitin orta kısmında izlenebilmektedir. Güneybatı kuzeydoğu yönlü ve güney kuzey yönlü bu iki sismik kesitte İmralı Sırtı Fayı'nın deniz tabanını deforme ettiğini ve geç kuaterner yaşlı sismik seviyeyi de kestiğini görmekteyiz. İmralı Sırtı Fayı'nın AA üstü kesitinde fayın doğrultusu batı kuzeybatı, doğu güneydoğu iken fay eğimi kuzeye doğrudur. Fayın doğrultusunun doğu kuzeydoğu, batı güneybatıya döndüğü BB kesitinde ise fay güneye doğru emri olarak gözlenmektedir. İmralı Sırtı Fayı AA üstü kesitinde genişleme bileşenine sahip iken BB üstü kesitinde sıkışma bileşeni ve yanında kıvrımlanmanın hakim olduğunu görmekteyiz. Bu da bir doğrultu atımlı fay özelliğini göstermektedir. Ayrıca BB üstü kesitinde İmralı Sırtı Fayı'nın kuzeyindeki fayların doğrultusu batı kuzey batı olup normal kayma bileşenleriyle de tutarlıdır. Burada gördüğünüz çöp verileri ise aynı çöp verisi ile de aynı zamanda 2-3 metreye kadar deniz tabanında gözlenen düşey yer değiştirme güncel fay aktivitesini göstermektedir. Bu da kaymanın İmralı Sırtı faylarında nispeten yakın zamanda meydana geldiğini işaret etmektedir.
Şekilde başka bir kesitte, güney kuzey yönlü, Gemli Körfezi'nin kuzeyinden elde edilen bir sismik kesit görmektesiniz. Burada turuncu okla ile gösterilen fay, Le Pichon ve diğerlerinin 2013'teki çalışmalarında Güney Marmara fayı olarak ve neredeyse ölü olarak yorumladıkları faydır. Fakat bu çalışmada şekildeki kesitlerde gözlenen ve İmralı ve İmralı sırtı faylarının bir segmenti olarak yorumladığımız Gemlik Körfezi kuzeyinden geçen Armutlu fayı Holosen aktif olarak yorumlanmıştır. Ayrıca sağda sığ mühendislik sismiği hattında da gözlenen bu fayın deniz tabanının Holosen yaş tortuları ve son buzul dönemli uyumsuzluk yüzeyi olan yansıma yüzeyinde kestiğini görmekteyiz. Mavi seviyenin düşey atımı yaklaşık 70 metre ve hareket hızı yılda 0.3 milimetre olarak hesaplanmıştır. Son buzul dönemi düşük seviyesi üzerindeki, yani çöp hattında LGM olarak yazılı seviyedeki düşey atım miktarı ise yaklaşık 9 metre olarak hesaplanmıştır. Fay yorumlamalarına ek olarak mühendislik sismiği ve çok ışınlı batimetri verilerinde gaz çıkışları daha önceden var olan ve şu an aktif olmayan gaz çıkışlarının varlığını gösteren pockmark yapıları da gözlenmiştir. Bu gözlemlenen aktif gaz çıkışlarının aktif olarak yorumlanmış faylar boyunca olması da fay aktiviteleri açısından önem taşımaktadır. Sağdaki kesit ise başka bir çöp hattında gözlenen deniz tabanına gaz çıkışını göstermektedir. Bu slaytta ise birbirine paralel güney-kuzey yönlü iki Sparker sismik kesitini görmekteyiz. Kapı Dağı fayı kırmızı oklayla gösterilen alanda kısmen kör durumdadır. Yani B1 üssü kesitinde aktif olup deniz tabanına kadar olan tortulları da deforme etmiş. Fakat deniz tabanını kesmemiştir. CC üssü kesitinde ise deniz tabanını keserek aktif olarak gözlenmektedir. Bu kesitlerin daha batısındaki devamında Kapı Dağı fayının çok kanallı sismik kesitlerde gözlenen İlk bir saniyesinde kuzeye eğimli ve daha aşağıdaki bölgede güneye eğimli olması değişen eğim yönü baskın olarak doğrultu atımlı hareketi desteklemektedir. Gemlik Körfezi çıkışında yer alan yüksek ayrımlı tek kanalı Sparker sismik yansıma hattında da buradaki fayların deniz tabanında deformasyon yaratmadığını görmekteyiz. Mavi ile yorumlanmış olan yansıma yüzeyi sismik kesitler boyunca yorumlamalarla dış şerfe taşınmış ve Kuzey İmralı basininde yaklaşık yaşı 250 bin yıl olarak tanımlanmış seviye ile korele edilmiştir. Erdek Körfezi'nde düz uzanan tabakalar hemen hemen paraleldir. Ancak normal faylar tarafından kesilmiş ve deforme olmuştur. DD üssü güney-kuzey yönlü çöp mühendislik sismi kesitinde pembe ve mavi oklarla işaretli deniz tabanını kesen faylar mevcuttur. Aynı şekilde başka bir hat olan güney GG üssü kesitinde ise deniz tabanını kesen yeşil renkli ok ile gösterilen İmralı sırtı fayı ve pembe renkli okla gösterilen orta kola ait deniz tabanını kesen başka bir fay görülmektedir. Aynı projeye ait başka bir çalışmada çöp mühendislik sismiği ve batimetri verilerinden deniz tabanında gözlenen gaz çıkışları ve pockmark yapıları haritalanmıştır. Burada gaz çıkışı ve gaz birikimlerinin, biriteşlerinin yoğun olarak gözlendiği alanlarda sismik aktivitenin de etkin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak Güney Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Zonu orta koluna ait fay haritası farklı çözünürlüklerdeki sismik yansıma verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Yüksek çözünürlüklü görüntülemeyi sağlayan çöp ve Sparker sismik verileri birçok fayın son deniz transgresyonu sonrası ve Holosen aktif olduğunu göstermektedir. İmralı sırtı fayının en azından geç kuaterner zamanından beri aktif olduğu ortaya konmuştur. Daha eski yansımalardaki daha büyük atımlar devam eden aktiviteyi göstermektedir. Çöp ve Sparker sismik verileri İmralı sırtı fayının batı yarısının Holosen aktif olduğunu göstermektedir. Kapı Dağı fayı geç kuaterner çökellerinde deformasyon yaratan, denizel transgresyon uyumsuzluğunu kesen ve bazı kısımlarda deniz tabanını kesen aktif kısımlara sahiptir. Kapı Dağı fayının batı ucu Kapı Dağı Yarımadası'nın kuzeyinden batıya doğru Holosen aktiftir. Yarımadanın doğusunda iç şerpte Kapı Dağı fayının bir kısmını gömülü olarak görüntülenmekte,
ancak şu anda aktif olup olmadığı belirlenmemektedir. Gemlik Körfezi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın orta kolunun en önemli kısmı çöp mühendislik verisinde aktif olarak gözlenen Armutlu Fayı'dır. Erdek Körfezi'ndeki aktivite ilginç bir özellikte olup aktivite süreksiz dağılım gösteren fay kolları boyunca bulunmaktadır. İmralı Fayı, İmralı Sırtı Fayı ve Kapıdağ Fayı doğrultu atım karakterlerine sahip faylar olarak yorumlanmıştır. Güney şartta haritalanan fayların çoğunun son 500 bin yıl içinde aynı oranda aktif oldukları gözlenmiştir. Marmara Denizi'nin güney şelfi civarında yaşayan nüfus nedeniyle Türkiye'nin olası deprem tehlikelerinin farkında olması gerekmektedir. Bu nedenle Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek gibi şehirleri etkileyebilecek güney şelf fay aktivitesinin ortaya konması önem taşımaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.